geldiniz bana. Hoş bulduk. Şöyle yarın yanıma bakın geçti. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Evet. Elinizi koyar mısınız? Nereye? Sensörün önüne. Şurada aşağıda sensör var. Şurada? Evet. Onun tarafına koyunca uzatıyor. Engelleri aşmak için kullanıyoruz. Evet. Bu peki güvenlik amaçlı nasıl kullanılabilir? Genel olarak devriye gezebilir. Hani. Devriye gezebilir. Mesela bir tehlikeli bir madde gördü, onu kaldırmakta evet, kullanılabilir mi? Şu an tek motorumuzda kaldırmakta kullanabiliriz. Ya da sınır boylarında o şeylerin de güvenlik duvarlarının kontrolünü yapabilir, bir engeli gördüğünde algılayabilir Sayın Valim. Muntasem'de hepsini biz yaptık. 3 boyutlu yazı yok, biz yapmadık. Tasarımı siz yapıyorsunuz. Evet. Bu Milli Eğitim Bakanlığı logosu, sizlere Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu, müdürümüze de logoyu takdim etmek isterdik. Kısa devre yapıyor sürekli, elektrikler kesildiği için. He. Sizlere de naçizane isimlerinizin yazılı olduğu anahtarlıklar. Sayın Valim, bugün burada Profesör Doktor İlhan Kılıç Özlüfen Lisesi'ni ziyaret ettiniz. Bilim fuarını gezdiniz. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bildiğiniz üzere arkadaşlar, bilimde ve teknolojide ilerleyen ülkeler gelişmiş ülke oluyor. Biz de ülke olarak son yıllarda bilim ve teknolojiye çok büyük yatırım yapıyoruz ve bu konuda ciddi ilerlemeler kaydediyoruz. Bunu hep birlikte görüyoruz. Bizim amacımız gençlerimizi bilimle, teknolojiyle tanıştırmak, onları bilime, teknolojiye yönlendirmek. Bu amaçla da TÜBİTAK'ımızın öncülüğünde çeşitli fuarlar ve yarışmalar düzenleniyor. Bugün Fen Lisemizde de TÜBİTAK 4006 bilim fuarı adıyla bir sergi açtı arkadaşlarımız. Buradaki öğrencilerimiz TÜBİTAK'ın desteğiyle bu sergiyi oluşturdular. Buradaki maksat öğrencilerimizin proje hazırlama alışkanlıklarını geliştirmek, onların iç dünyasında var olan, zihninde var olan düşüncelerini somut olarak projelere yansıtmalarını sağlamak ve onları teknolojiyle tanıştırmaktır esas itibariyle. Bu çerçevede de okulumuz TÜBİTAK'tan aldığı destekle bu fuarı organize etti. Gençlerimiz sizlerin de gördüğü üzere birbirinden kıymetli fikirler ortaya koymuşlar. Çok güzel projeler üretmişler. Bunlar tabii ki emekleme dönemi, başlangıç dönemi. Bizler istiyoruz ki bunlar gelişerek, büyüyerek projelere dönsün. Bu konuda üretime yansısın ve ülkemizin bilim ve teknolojisine katkı sunsun. Bu çocuklarımıza güveniyoruz. Onlara inanıyoruz. Onlar bu yaratıcılıklarıyla inşallah bu yaptıkları basit modellerini, gördüğümüz projelerini daha da geliştirecekler ve ülkemizin gelişimine, insanlığın hizmetine katkı sunacaklar diye düşünüyoruz. Bu fuarın hazırlanmasında emeği geçen başta okul müdürümüz, Milli Eğitim Müdürümüz ve kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Hazırlamış olduğumuz aslında bir 4006 projesiydi. Aranın pandeminin girmesinden dolayı ertelenmişti. Bugünü bu tarihe iki defa ertelendikten sonra bu tarihi almıştık. Daha önceden sisteme girmiş olduğumuz 30 projenin bugün sizlere sunumunu gerçekleştirmiş olduk. Bu ilk defa okulumuzun hazırladığı bir bilim fuarı değil. Bu 7. veya 8.si olarak hazırlanmış olan bir proje var. Bu bilim fuarının 4006 sergisiyle beraber öğrencilerimizin bir proje geliştirmesi, kendilerine yönelik ilgi alakalarına yönelik kendilerini tanımalarını sağlıyoruz. Sadece burada bilim fuarında gördüğünüz sergiler değil, yine ulusal ve ulusal anlamda faaliyette bulunan yarışmalara da katılıyoruz bu şeyler aracılığıyla. Burada mesela ilk gördüğünüz kısımdaki robotla 2019 yılında bölgesel, Kayseri'de bölgesel bir yarışmamız vardı. Oraya katılmıştık. Ben de Sayın Valimizin ve öğretmenimizin söylediği gibi
Fen Lisemizin hazırlamış olduğu bilim fuarı Kırşehir'imiz için bir örnek teşkil ediyor. Diğer okullarımız da bu okulumuzun hazırlamış olduğu projeleri örnek alarak projeler üretip çocuklarımızı bir üst öğrenime hazırlamalarını istiyoruz. Bu projeler sayesinde ülkemiz belki yeni teknolojiler görecek veya yeni teknolojilerin altyapısını oluşturacak. Bilgiye ulaşmak isteyen öğrencilerimizin gelecekte bilim ve teknolojinin hedeflediği amaçlara ulaştırabilmek adına TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. 32 tane projemiz 28 danışman öğretmen rehberliğinde 72 öğrencimiz tarafından gerçekleştirildi. Amacımız öğrencilerimizin gelecekte ülkemizin yararına teknolojik ve bilimsel bulaşıklar yaparak geleceğimizin daha güzel günlere ulaşmasıdır.